Hepinize merhabalar. Bugün güzel bir etimiz var. Şöyle gördüğünüz, normalde bu kesim Dallas'tır. Bundan şöyle güzel bir rosto yapacağız. Arkada sokak düğünleri, maalesef uyuz oluyorum ben ama yapacak bir şey yok, insanlar yapıyor. Arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Lafı çok uzatmayalım, hadi başlayalım. Bugün çok fazla vaktim yok açıkçası. O yüzden biraz kömürü bol tutacağım. Hani normalde ben biliyorsunuz daha böyle düşük sıcaklıklarda daha uzun süre pişiririm. Bugün o kadar fazla vaktim yok. Işığı kaçırmak istemediğim için biraz daha fazla kömür koyacağım. Her zaman yaptığım gibi şöyle iki tane tutuşturucuyu yakıyorum. Kömürleri üzerine bırakıyorum. Bu şekilde bir 15-20 dakikaya bu hazır olacak. Biz bu arada etimizle uğraşabiliriz. Şöyle yaklaşık 2,5 kiloluk bir antrikotum var. 4 kemikten oluşuyor. Şöyle güzel bir parça. Etim de gayet güzel bir mermer dağılımına sahip. Şimdi bunun şu dış kısmında şöyle bir zar olur. Bu zarı çıkarın arkadaşlar. Şöyle eğer kasabınız almadıysa bu zar etin toplanmasına sebep olacak. O yüzden de biz onu istemiyoruz. O zarı alıyoruz. Şimdi ben zaten kasabıma bayağı toparlatmıştım bunu. Şu an öyle çok üzerine istemediğim çok fazla bir şey yok. Sadece şu kısımlarını biraz daha temizleyeyim. Bu kadar yeter. Çok fazla da yağını atmak istemiyorum. Yağların altında hafif bir sinir var ama antrikotun siniri çok adamı bozmaz. Şimdi gelelim baharatlamaya. Ben bugün şöyle biraz göz kararı koyacağım. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar, zaten o kadar kalmış. Deniz tuzu koyacağım. Şöyle birazcık öğütülmüşlerini de dökmüştüm daha önceden. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Kişniş ben çok yakıştırıyorum. Köftelerde ve etlerde çok güzel kokuyor. Size de tavsiye ederim. Daha önce denememiş arkadaşlar varsa mutlaka denesin derim. Biraz da benim olmazsa olmazım sarımsak tozu. Şöyle çok az da taze kekiğim var. Bir tutam koyacağım içine. Bu şekilde çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi baharat karışımım hazır. Şimdi bakın, etimin şekli bu şekilde. Ama şöyle şu şekilde olduğu zaman şu ince kısımlar kuruyacak. Buraları daha geç pişecek. Bizim mümkün olduğu kadar şu şekilde belli bir şekil vermemiz gerekiyor ete ki daha güzel, daha eşit bir pişirme sağlayabilelim. Kasap ipi kullanacağım bu iş için. Şöyle kemiklerin arasına gelecek şekilde. Şimdi bunu yaparken normal bu şekilde yapmıyoruz. Şöyle etrafından bir 2-3 kere dolayın. O zaman sıktığınız zaman çok oldu. Sıktığınız zaman kendi salmaz. Bakın. Şimdi etin şekli gayet güzel görünüyor. Evet, şimdi baharatlama öncesi birazcık zeytinyağı koyacağım etrafından. Şöyle bir elimle döküyorum, bir elimle de ovuyorum. Ben normalde sprey kullanıyorum bu iş için ama spreyi hala bulamadım. Yazlıktan gelirken nereye koyduğumu. Evet, şöyle. Şimdi artık baharatlarım daha rahat yapışacak. Yine bir elim kirli, bir elim temiz. Şu şekilde hafif sallaya sallaya etrafından baharatlıyorum. Baharatın miktarı size kalmış. İlk başta biraz çok gibi gelebilir gözünüze ama bunun çok büyük bir et olduğunu unutmayın. Ama antrikot olduğu için çok fazla da baharata ihtiyacı yok.
Şu sakladığınız karışım ete değmediği sürece saklayıp başka etlere kullanabilirsiniz. Sorun olmaz. Ama ete değerse bir daha kullanamazsınız. O yüzden de bir elinizi temiz tutmaya gayret edin. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. İsteyen daha fazla, isteyen hiç koymasın. Bu zorunluluk değil. Ama bunlar benim sevdiğim baharatlar. Etimde görmek isteyeceğim baharatlar. Şimdi geldik şişleme kısmına. Tam ortasından batırıyorum. Et de bu arada pamuk gibi. Vallahi pamuk. Yani şiş o kadar rahat girdi ki. Bu taraftan da sıkıştıralım etimizi. Evet, etim hazır. Şimdi mangalımızı bir kontrol edelim. Kömürler de hazır gibi görünüyor. Hazırsa artık mangala geçebiliriz. Kömürlerim hazır. Şimdi şöyle yanlara kömürleri dağıtacağım. Şimdi bakın, etin altında ateş olmaması gerekiyor. Ateşi etin altına koyarsanız suları hem bunu söndürür hem de damlayan yağlar alev oluşturur, etiniz kararır. Biz kararsın istemiyoruz, kızarsın istiyoruz. Bu şekilde çevirmeye başladık. Şimdi artık kapağı kapatabiliriz. Yaklaşık 1 saat oldu. Şöyle bir durumunu kontrol edelim. Bunu kapatıyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, 3 saate yanaştık. Az bir süresi kalmış olması lazım. Şimdi bir kontrol edelim. Bu arada harika duruyor. Işığı kaybettik şu an. Yani yapay ışıkla, doğal ışığımız yok. Yapay ışıkla da bu kadar gözüküyor. Ama bence böyle bile çok güzel. Şimdi bir bakalım sıcaklığımız ne civarda. Biz 57 dereceleri arıyoruz şu an. 57-58 bizim için uygundur. Şu an 51-52'lere gelmiş. Az bir yolumuz kalmış. Şimdi kömürlerim artık bitmek üzere. Bu koyduklarım 5 saatlik kömür değildi. Bunlar 2 saatlik kömürlerdendi. Yani 2-3 saat kadar. O yüzden kömürlerim bitmek üzere. Şimdi ateşi biraz daha ete yaklaştırdım ki kömür eklemeden işi bitirebileyim diye. Tekrar devam ediyoruz. Artık herhalde bir son 20 dakika falan tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, artık İnşallah bitmiştir. Acıktık ya. Şöyle bir sırtından bir bakalım ne durumdayız. .3 56.4 artık olmuş diyebiliriz. Bazı yerleri. Evet arkadaşlar, artık tamam. Şu an 58 dereceleri, 57.5 58'lere gelmiş. 10 numarada gözüküyor vallahi. Şöyle bayağı da ağır. Birkaç dakika dinlendirelim, ondan sonra da kesmeye başlayalım. Arkadaşlar biz burayı çekmiştik ama maalesef şöyle aslında kesmiştik ama size şimdi bu tarafını keseceğiz. Kar da ardası verdi ya. Yani bu işin de böyle bir kötü tarafı var. İnanın bugün öğlenden beri uğraşıyorum şu çekimlerle. Tam en güzel yerinde kar arızası ve bütün hayaller bitti. Yani şu karanlıkta iş yapmaya çalışıyoruz. Şu an canım sıkıldı açıkçası. Şöyle gerçekten güzel oldu. Biz bu tarafı kestik. Aslında tadımı da yapmıştık ama la havleye uğradı. Sizin için bir daha kesiyorum arkadaşlar burada. Gerçi bunu sabaha kadar kes desen keserim yani. Bu öyle de zevkli bir şey ayrı da mesela ama. Evet. Beyler, durum bu. Ne kadar sulu olduğunu görün. Bakın. Herhalde gözüküyordur. Gerçekten 10 numara oldu. Mustafa beni davet etti. Sağ olsun geldim. Gelirken dedi ki baba, vallahi dedi 12'den beri daha dedi bir dakika oturmadım. Vallahi oturmadım bak. Perişan bir vaziyette. Oğlum dedim, icraatı görelim de ondan sonra senin bu yorgunluğunun şeyini verelim. Ama hakikaten
harikanın üstünde bir harika. Görüntü, görüntü süper. Şimdi bir de biz şimdi az önce bir tatmıştık. Ama şöyle yine şuradan bir lokma. Tadına bakalım. Hadi bakalım. Sana yağlı taraf. Bak şöyle arkadaşlar. Et ya yemem ya da yersem hakkını veririm yani ellerimle. Böyle ağzımı şapırdatırım. Bazı arkadaşlar böyle tenkit ediyor ama ben gayet doğal. Burada artistlik yapmıyoruz. Neyse o. Bak bismillah. Arkadaşlar sizin için tadıyoruz. Vallahi şimdi. Kameraman arkadaşıma da biraz büfrem vereyim de at ağzına. Aman yarabbim. Vallahi. Nasıl olmuş? Bitti. Cüneyt. Cüneyt daha çiğniyor. Tek kelime harika. Harbiden biraz Mustafa, daha. Mustafa eline koluna sağlık oğlum. Hacım afiyet olsun. Şöyle bak birazcık yağından. Oy oy oy. Birazcık etinden. Aç ağzına bismillah. Ya ben bu kadar mı su olur Allah aşkına? Aynen. He? Aynen arkadaşlar bakın. Her yeri su. Yani nereden tutsanız bakın. Her zerresi su. O yüzden de ağzınıza attığın zaman resmen et suyu akıyor. Şöyle bir lokma daha tadalım. Hak ettik. Hak ettik ama vallahi seyircilerden de özür diliyorum ben şahsen. Benim bu. Vallahi lokum gibi var ya. Üç kere çiğne yut yani. Vallahi ne diyorsun? Çok güzel olmuş. Çabuk biten de ben de oğluma götüreyim. Vallahi gerçekten güzel oldu. Hava da biraz serin. Soğutmayalım etimizi ki tadında yiyelim. Aman yarabbim. Arkadaşlar gerçekten uğraştım. Karanlığa kaldık. Biraz görüntüler bozuk olduysa da hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.